Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Burada bu videomda size çok faydalı olacağına inandığım güzel açıklamalarım olacak. Umarım faydalı olur sizin için de. İngilizceyi nasıl öğrenirim? Nereden başlamalıyım? Hangi siteler daha faydalı olur? Kelime ezberlemem için neler yapmalıyım? Tarzındaki sorularınızı burada cevaplamaya çalışacağım elinden geldiğince. Öncelikle İngilizceye başlamadan önce sürekli kelime ezberlemeniz gerekiyor. Yani günlük hayatımızda bile bazen yani resmi dairelere gittiğimizde özellikle de bilmediğimiz kelimelerle bile karşılaşabiliyoruz. Bilmiyorum, evinize hiç mahkeme kağıdı geldi mi? Mahkeme kağıtlarında bile benim başıma geldiği için biliyorum. Bilmediğim kelimeler çıkıyor. Böylelikle bu ne demek oluyor? Yeni öğrendiğimiz bir dilde bile yani sürekli çıkacaktır. Ben 4 seneden beri İngilizce konuşuyorum. Benim bile hala yani bu sırada, bu zaman diliminde sürekli bilmediğim kelimelerle her zaman karşılaşıyorum. Gerek dışarıda, mesela ben İngiltere'de 6 aydır İngiltere'de bulunuyordum. Şu anda Türkiye'deyim. Tekrar dönmeyi istiyorum kısmetse bakalım. Bazı işlerim olduğu için geri dönmek zorunda kaldım Türkiye'ye. Otobüse giderken, dışarıda dolaşırken sürekli yani İngilizceyi biliyorum diye gittim ben oraya, fakat yani yetersizmişsin o konuda. Yani şimdi şöyle soracaksınız bana: İngilizceyi öğrendim ama işte anlayamıyorum. Sürekli film izlemeniz gerekiyor. Muhabbetler dinlemeniz gerekiyor. Bunun dışında eğer arkadaşınız varsa yabancı, bu çok çok iyi olur. Yani tam olarak İngiliz aksanı veya Amerikan aksanına ulaşamaz kimse. Çünkü yani Türkiye'de yaşıyorsanız özellikle de, yani İngiltere'de veya Amerika'da İngilizcenin kullanıldığı ülkede yaşıyorsanız belli bir zamandan sonra tabii ki ana dil seviyesine ulaşabilirsiniz, ama başka bir ülkedeyseniz ve İngilizce konuşuyorsanız çok zor. Ama kendinizi ifade edebilir, insanları da anlayabilirsiniz. Bu daha da iyi olur, çünkü mesela İngilizceyi öğrendiğinizde diyelim, internet aracılığıyla olur, dışarıda işte karşılaştığınız bir turistle olur. O turist belki Amerikalı, belki Arap, belki de Çinli. Yani benim başımdan geldiği için söylüyorum size. İngilizce öğrendikten sonra Rusuyla da diyalog yaptım. Amerikalısıyla da, Çinlisiyle de, onun dışında Hindistanlısıyla da, İranlısıyla. Birçok anılarım oldu. Ve çok çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların da kendi dilleri var. O diller de bizim aksanımıza çok farklı. Atıyorum Arap dili. Çok aksanlı, çok kırtlaktan konuşan bir konuşması gereken bir dil. Böylelikle İngilizce konuştuklarında hayal edebiliyorsunuzdur belki de. Belki de daha önce duymuşsunuzdur. Adam İngilizce konuşuyor fakat Arap aksanıyla Arapça konuşuyor gibi geliyor bize. Bana en başta öyle gelmişti mesela, ilk diyalog yaptığım sıralarda. Bunun dışında İngilizce öğrenmeye başlamadan önce sürekli kelime ezberleyin. Ne kadar kelime bilirsiniz, o kadar cümle yapısını daha da kolay kurmaya başlarsınız. Yani bu süreç birazcık sıkıcı olabilir. Yani ben bir sene boyunca sürekli kelime ezberlemeyle uğraştım. Yaklaşık 500-600 kelimeye daha cımbı ulaştığımda ise kursa gitmeye karar verdim. Kendimi biraz hazır hissettim. Faydalı oldu. Yani sınıftaki arkadaşlarım mesela kelime bilmiyorlardı. Ben de cümle yapısını biraz kavrayamıyordum. Böylelikle grupta birbirimizi tamamlamış olduk. Fakat sınavlara geldiğimizde ben de cümle yapısını öğrendiğimde birazcık öne geçmiş oldum bunlar sayesinde. Faydalı oldu benim için. Bunun dışında eğer arkadaşınız varsa da, yani bir arkadaşınız yani Amerikalı, İngiliz, zor olsa da yani belki de edinebilirsiniz de. Niye? Çünkü insanlar artık yani mesela benim Amerikalı veya işte İngiliz tanıdıklarım da var. İstanbul'da, İzmir'de yerleşmişler buraya 4 sene 5 sene öncesinde. Biz bazen de yazışıyoruz hatta. Yani İranlı arkadaşlarım da var. Aile dostu olduk hatta. Bir adres sormayla başladı. Biz bunlarla birazcık da dolaştık hatta. Bursa'da oturuyorum ben. Uludağ'a gezmeye götürdüm onları. Benim de ilk tecrübelerimdi. Bu tecrübelerimde sağlam oluştuğuna inanıyorum. Yani bunların konuştuğu dil Arapça. Fakat İngilizce konuşuyoruz. Çok çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin,
Herkese de konuşabilirsiniz. İngilizceyi bilen. Siz de biliyorsanız. Hem kültürlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Hem çabuk kaynaşabiliyorsunuz. Evrensel bir dil olduğu için her yerde geçerli. Bugün telefondan veya bilgisayardan bir uygulama indirdiğinizde çoğunluğu demeyeyim de yani İngilizce uygulaması, İngilizce sürümlü uygulama çıkıyor karşımıza haliyle. Bunun dışında ise sürekli mesajlaşabiliyorsanız mesajlaşın. Ben o şekilde devam ettim. Kelime ezberledikten sonra cümle yapılarını öğrendim. Sonrasında da cümle kurmayı öğrendiğimde ise yavaş yavaş mesajlaşmaya başladık. O zaman da bir bayanla denk geldim. O da Endonezyalıydı. Arkadaşlığımız sonrasında biraz daha durum biraz daha ilerlemeye başladı. Daha da iyiyiz şu anda. Hatta nişanlandık bile, onu da söyleyeyim. Neden olmasın ki? Sürekli mesajlaşarak yüz yüze geldiğimizde pek fazla konuşamıyordum. Çünkü tam anlamıyla hakim değildim dile. Ama belli bir süreden sonra bilinçaltıma yerleşti. Ve artık kendime güvenim daha da artmaya başladı. Çünkü bilinçaltına ister istemez yerleşiyor. Sürekli mesajlaşırken bilmediğiniz kelime oluyor. Hemen sözlükten bakıyorsunuz. Cümle kurmaya devam ediyorsunuz. Daha da faydalı oluyor. Yani sürekli filmde izleyerek kendini geliştiren arkadaşlar da var ama benim tüyolarım bunlar. Ayrıca size bir önerim olacak. Nereye giderseniz gidin. Telefonlarımızı yanımızdan ayırmıyoruz. Uygulamalardan mesela ücretsiz Turkish English Dictionary var. İnternette kullanmaya gerek yok. Bunu size hatta videoya da ekleme yaparım birazdan. Bunu kullanarak sürekli kelime ezberleyebilirsiniz. Favorilerimi ekleyip de yolda giderken, otururken, dinlenirken, çay içerken günün her anında kelimeleri gözden geçirip böyle hafızanızı sürekli taze tutabilirsiniz. Ve bunun dışında ise izleyerek değil de ben okuyarak öğreniyorum diyen arkadaşlar da var. Yani herkesin tabii yaşam biçimi, öğrenme tarzı daha farklı olduğu için bir site var. Bu siteyle yanlış anlamıyorum, reklam yapmak istemiyorum ama dersimizingilizce.com Google'dan yazdığınızda burada karşınıza çıkacaktır. Orada da bütün cümle yapıları, fiil çekimleri hepsini ayrıntılı bir şekilde örneklerle açıklamalarla çok güzel bir site yapmışlar. Ben İngilizce öğrendiğim dönemlerde bunu kullandım. Çok da faydalı oldu benim için yani. Bunun dışında sürekli yani günlük en az yarım saat, en fazla bir saat ayırmanız gerekiyor. Burada size ekleme yaptım videoları da. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuş olur sizin için de. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olursanız da yani o sizin bileceğiniz bir iş. Yani ileride sizin için daha faydalı bir videolar yapacağıma inanıyorsanız eğer abone olabilirsiniz. Yok ben olmak istemiyorum derseniz de paşa gönlünüz bilir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar size de az önce bahsettiğim gibi dictionary sözlüğümüzü hemen bir göz atalım. Play Store'dan girdiğimizde Türkçe de yazabilirsiniz. Türkçe, İngilizce sözlük dediğimizde burada bir kartınız çıkıyor ve burada çok basit arkadaşlar yani kullanımı da çok güzel, internet gerektirmiyor. Burada mesela atıyorum bir kelime yazalım. İngilizce de yazabilirsiniz ve Türkçe de yazabilirsiniz. Ayrıca tek kelime yazdığınızda birçok kelimeleri çıkıyor yani evle alakalı ev aramak, ev arama mesela ev arkadaşı housemate, ev bark, ev bitkisi. Buradan da mesela favori ekleyeceğim. Kelimenin üzerine tıkladığımda favorilere eklendi gördüğünüz gibi. Burada da favorilere geldiğimde benim en son eklediğim kelimelerim var.
Buraya eklendi görüyorsunuz. Ama benim hepsi İngilizce olduğu için Türkçe eklendi. Onu hemen silelim. Sözlük bu kadar. Çok basit. Diğer bir web sitesi ise çok güzel. Burada en son arama yapmıştım. Arkadaşlar ismi dersimiz İngilizce. Buradan hemen bulalım. Hangisiydi o? İngilizce gramer diyelim. Evet. Burada çok güzel açıklaması var. Yani kılavuz açıklaması var. Nasıl başlamanız gerektiği tarzında. Ama çok reklamları var. Burada bizim ilk başta yeni başlayanlar için Elementary Grammar'dan başlayacağız. Buradan yani To Be Emzar. Bak burada diğer çalışabileceğimiz konular da var. Subject Pronouns, Object Pronouns, Me, Him, Her. Hepsini görebilirsiniz. Hemen bakalım. Emizar takılarında. Emizar neymiş? To be. Etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken her zaman bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapı cümle olamaz demiş. Çok güzel bir açıklama yapmışlar. Burada da örnekleri var. To be bir sıfattır. Mesela örnek yapmışlar burada. John is handsome. John yakışıklıdır. To be yani sıfat oluyor. Bizim dilimizde. Çok güzel bir uygulama. Sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Daha sonrasında inşallah daha güzel açıklamalı videolarım olacak. Kendinize iyi davranın.